çiftçi gitgide pamuk ekilişinden uzaklaşmaktadır. Ayrıca diğer elektrik girdi fiyatlarının ve diğer gübre vesaire tüm girdi fiyatlarının düzenlenmesi ve takip edilmesini istiyoruz. Hasat iyi ama çiftçi günden güne küçülüyor. Hatay'ın Amik Ovası'nda bile pamuk alanları giderek daralıyor. İthalat da bellerini büküyor. Yunanistan'dan yapılan veya diğer tüm ülkelerden yapılan ithalatın bir gözden geçirilmesini talep ediyoruz. Çiftçi her geçen gün artan maliyetler karşısında kar edemiyor. Krediler de onlara ayak bağı. Herhalde önümüzdeki senelere daha da düşecek. Bu bir pamukta olmayacak. Başka ürünlerde de azalma olacak. Belki ekim alanlarında çiftçi ekemeyecek. Pamuk tarlalarında hummalı bir çalışma var. Ancak çiftçi endişeli. Henüz pamuk fiyatı açıklanmadı. Çiftçiler bu sene 1 kilo pamuk fiyatının 5 lira 20 kuruş maliyeti olduğunu, bunun altındaki rakamın onları zarara uğratacağını söylüyor. 2-3 yıldan beri de pamuk desteklemesi maalesef 80 kuruş, 800 lira ton başına. Bunu bu sene 1500 lira beklentimiz var. Şu anda girdi maliyetleri hepsi anormal şekilde yükseldi. Antakya, Defne, Belen Ziraat Odası Başkanları ve Hatay Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı çiftçilerin sorunlarını dile getirdi. Girdilerimizin artması, pamuk fiyatının 3-4 yıldır aynı seyretmesi, desteklemelerin aynı kalması. Bundan dolayı çiftçi biraz pamuktan uzaklaşıyor. Pamuğun ithal edilmesi de pahalılık kadar büyük sorun. İthalat onların ekip biçmekten vazgeçmesi demek. Hükümete çağrıları da var. Pamuk yerine kendi üreticimizi destekleyip pamuk üretimimizi artırmamızı talep ediyoruz. İthalat yapılıyor, üretim düşüyor. Üretim düşüyor, bu sefer mecbur kalınıyor, tekrar ithalat yapılıyor. Bunu telafi etmek çok zor. Gittikçe bir kan kaybı oluyor pamukla ilgili.